Ne olacak bunun sonu? Bunun sonu ne olacak? Nereye kadar gideceğiz acaba biz? Değil mi? Vallahi iyi günde değildik. Usta, önceden organik vardı. Kendimiz üretiyor, kendimiz biçiyor, kendimiz şey diyorduk. Şimdik ölüyük. Hepimiz ölüyük. Ben hiçbirine güvenmiyorum. Başta tavuk. Tavuk olmak üzere. Hiçbirine güvenmiyorum. Ekmek, tavuk. Hiçbiri, hele kışın zaten domates, biber yenmez yani. Hiçbirine güvenmiyorum abi. Obezitenin başı zaten hazır gıdalar. Obezite de şu an çağımızda bayağı büyük bir hastalık olduğu için yani zaten bu trans yağlar falan obezitenin başlangıcı oluyor. Bundan dolayı yani zararlı bence. Vallahi hiçbir de güvenli değil yani. Her şeyde bir sıkıntı var. Bunu kesinlikle söyleyebilirim yani. Vallahi çok fazla güvenli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hiç düşünmüyorum. Çoğu güvensiz. Sıkıntılı yani. Neden olacak o kadar katma katması var? İslam'a göre yapılmıyor. Hiçbirinin güvenli olduğunu düşünmüyorum. Süt de dahil. Şimdi güvenli firmalardan aldığımız zaman pek fazla bir sıkıntı çekmediğimi biliyorum. Ama özellikle şarküter ürünlerinde eğer sokak aralarında yahut da firması ciddi olmayan firmalardan aldığım zaman rahatsızlık duyduğumu ifade edebilirim. Firmaların ne bileyim üretirken daha ucuza mal etmek için bulduğu çözümler diyelim. Yani daha ucuza halka daha ucuz satabilmek için, daha ucuz atabilmek için artık katkı maddesi mi diyelim ya da onun bir şekilde oyunları yani. Hazır gıdalara o yüzden pek güvenmiyorum. Nereden, nasıl, kim tarafından üretildiğini tam bilmediğimiz için bir de televizyondaki yapılanları görüyoruz. Artık yemek yerken bile korkuyoruz ya. Vallahi hiçbirinin güvenli olduğunu düşünmüyorum. Yani hazır gıdalarda şu an günümüzde biliyorsunuz hep kimyasal dolu. O yüzden pek güvenli olduğunu düşünmüyorum ama mecburen tüketiyoruz yani. Hiç güvenli değil. Hiç güvenli değil. Ben kendi gıda işi yapıyorum. O yüzden sıkıntılı yani. Vallahi tükettiğimiz gıdalarımızın hiçbirine güvenmiyoruz ki şu an. Ya hiçbir şeyin tadı düzü yok ya. Yani kime güvenek bilmiyoruz ki. Siz söyleyin kime güvenek? Sabah yazıyordu şeyde şuradan almayın, şu marketten almayın, buradan almayın. Kimden alak abi? Hiç de düzeni yok. Eskiden bundan daha iyiydi. Mesela atıyorum bir tavuk. En aldığım bir şuradaki tavuk. 36 günde tavuk, yumurta tavuk olur da yiysen ondan ne sağlık bekleyeceğin? Ya şimdi et, süt ürünleri olsun, tarım ürünleri olsun. Şu an hani bunların denetlendiğini düşünüyorum. Ama şöyle bir durum var. Yediğimiz ürünlerin denetim bir yana zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve buna dayanarak görüyoruz. Yani organik gıda için şu an dünya nüfusu 8 milyar. Hani bunu dünyanın yaşlandırıyor, bunu kaldırabilecek pozisyonda olmadığını düşünüyorum. Mesela hani yakınlarda Hacı Baba Et Lokantası'nda böyle bir sıkıntı yaşanmıştı. Tek tırnaklı bir domuz eti çıkmıştı. Direkt orayı kapattılar. Yani devlet görevlilerimizin bunu denetlediğini düşünüyorum. Bundan iyi savaş olmaz usta. Kendi kendimizi öldürüyor ya. İşten kendi kendimizi yıkıyor ya. Olmaz ki böyle bir şey ya. Böyle bir dünya olamaz ki ya. Al. Ne alırsan hepsi hormon. Hepsi hormon ya. Bundan zaten kanserin hepsi bundan ileri geliyor. Vallahi devlet buna el atması lazım. Bunlar hiç katkı maddesi yapmaması lazım. Ekmek de yok. Hepsi hormon. Kabarıyor böyle. Hepsi hormon ya. Ne olacak bunun işi?